Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı derslerine hoş geldiniz. 101 soruda LYS coğrafya full tekrar videolarına başlıyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu ara çok çeşitli videolara başladık. İnşallah bunlar da size faydalı olur. Diyorum arkadaşlar 101 soruda LYS coğrafya full tekrar videolarına başlıyorum. Bitki çeşitliliğinin en fazla olduğu bölgemiz Marmara bölgesidir. Maden bakımından zengin olduğu halde endüstrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz Doğu Anadolu bölgesi. Turizm gelirleri en fazla olan bölgemiz Marmara bölgesi. Termal turizmin yoğun olduğu bir bölgenin yapısı hakkında ne söylenebilir? Kırıklı yer yapısı yaygındır diyebiliriz arkadaşlar. Termal turizmin yoğun olduğu bir bölgenin yapısıyla alakalı. Yatak uzunluğu en fazla olan akarsuyumuz Kızılırmak'tır. Türkiye'deki kapalı havzaların en belirgin özelliği arkadaşlar sularının tatlı olmamasıdır. Türkiye'nin dört mevsimini zamanında yaşayan bir ülke olması arkadaşlar matematiksel konumunun sonucudur. Türkiye'nin aynı anda dört mevsim bölgelerinde yaşaması özel konumunun sonucudur. Bakın arkadaşlar, Türkiye'nin dört mevsimi zamanında yaşayan bir ülke olması matematiksel konumu, Türkiye'nin aynı anda dört mevsim bölgelerinde yaşaması özel konumunun sonucu. Bu iki maddeye lütfen dikkat edelim. Yaz mevsiminde en sıcak bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Güneyden gelen samyeli rüzgarlarının etkisi altındadır. Hiç doğal göl olmayan bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Alüminyumun ham maddesi arkadaşlar boksittir. Seydişehir'de çıkarılır ve burada işlenir. Gübre arkadaşlar fosfattan üretilir. En çok fosfat çıkarılan bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Biliyorsunuz Mardin ve Adıyaman. En az yağış alan bölgemiz İç Anadolu bölgesidir ki şu zamanlarda İç Anadolu bölgesi aşırı yağış almaya başladı arkadaşlar. Şu an 15 Haziran 2017. En az orman bulunan bölgemiz hangisidir? Güneydoğu Anadolu bölgesidir. En az yağış alan bölgemiz olmamasına rağmen orman çok azdır arkadaşlar. Bunun sebebi buharlaşmanın çok fazla olmasıdır. Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Bu nedenle ki en az orman bulunan bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Akdeniz iklimi görülen bölgelerimiz Akdeniz bölgesinin kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu bölgesinin batı kesimleri, Orta Fırat bölgesi ve Gaziantep Marmara bölgesinin Güney Marmara bölümünün özellikle Ege Denizi ve Marmara Denizi kıyılarına bakan kısımları ve Ege bölgesinin kıyı kesimleri Akdeniz iklimi görülen bölgelerimizde arkadaşlar. Bu bölgelere lütfen dikkat edelim. İlk bölümümü de burada bitirmiş olayım. 101 soruda LYS coğrafya full tekrarla alakalı ilk bölüm böylelikle bitmiş oldu arkadaşlar. Videonun devamını istiyorsanız ve hızlı olarak gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve diğer mecralarda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hızlı ders soran kanalına mutlaka abone olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.